29 Mayıs 2022 Pazar İstanbul at yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Öncelikle yayınlarımızı takip edip videolarımızı beğenen herkese şimdiden teşekkür ederiz. İstanbul'da 9 koşulu bir program var. Tüm koşulara tahmin vereceğiz. Sahadan duyumlar ile Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin, şartlı 5 yarışı, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Yarışın net olarak 3 at arasında geçeceğini düşünüyoruz. 4 numaralı picabo, 6 numaralı Baba Dallas ve 7 numaralı Kar Kız, rakiplerinden farklı durumdalar. Baba Dallas, çok başarılı bir grafiğe sahip. Bugün de muhtemelen favori çıkacaktır. Ancak önde süratli stile sahip kar kız gibi güçlü bir rakibi olacak. Onu elinden kaçırmamak adına çok yakın takip edeceğini düşünüyoruz. Bizce bu ikiliye, Handsome Hero ve Lion of Babylon gibi ön grup atları da eşlik edecek ve tempoyu biraz daha yükselteceklerdir. Bu şartlarda, geriden etkili bir sprint yapabileceğini düşündüğümüz 4 numaralı Picabo, bizim net favorimizdir. Güçlü ve kaliteli rakipleri, 6 numaralı Baba Dallas ve 7 numaralı Kar Kız ise, öndeki tempoyu biraz daha ağır tutabilirlerse, aralarına at sokmayabilirler. Bu sebeple 3 atı ayırımsız yazmamız gerekir. Rakamsal sıralamamız, 4, 6 ve 7 şeklindedir. İkinci koşu. 3 yaşlı İngilizlerin, şartlı 4 yarışı, 1600 metre Çin pistte koşulacaktır. 5 numaralı Anadolu Hanı, ilk Çin pist yarışında, beklenildiği gibi iyi koşarak kazandı. Yarış sonrası çalışmalarında çok daha iyi duruma geldiği söyleniyor. Tecrübeli rakipleri olsa da, bu mesafede usta atlar gibi yarış kazandığı için, bizce yine iddialı olacaktır. Bizce tek rakibi 2 numaralı Anadolu Şahin'i olacaktır. Çim'de de iyi koşması beklenen Anadolu Şahin'i, tam kapasite koşarsa bu koşuyu kazanabilir. Yarışı önlere yakın takip edip, etkili bir düzlük yarışı yapmasını bekliyoruz. İki Luxor temsilcisinden bir kazanan çıkmasını bekliyoruz. Bu koşuyu da 5 ve 2 yazarak geçelim. Üçüncü koşu. 3 yaşlı Arapların, şartlı 3 yarışı, 1300 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda riske girmemek gerekir. Birbirleri ile daha önce karşılaşmamış olan bu atlar arasında, liderliği alarak yarışan bir isim de yok. Tamamen taktiksel olarak doğru hamleyi yapanın, kazanacağı bir yarış olacak. Kilo farklarının da çok dengeli olduğunu düşünüyoruz. Çıkarttığınız attan yatmamak için, bu koşuyu net olarak kapatmak gerekir. Sıralama önermeksizin bu koşuyu hepsi yapıp, sonraki koşuya geçelim. Dördüncü koşu. Dört ve yukarı yaşlı İngilizlerin, Handikap 21, Zeki Sertol koşusu, 1100 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşu aynı zamanda ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağı olacaktır. 4 numaralı sayede, İzmir'deki son çim yarışını pasif bir grupta kazanmış olsa da, çimde bu tür mesafelerde ne kadar etkili olduğunu kanıtladı. Rakip fark etmeksizin bu mesafelerde mutlaka kuponlarda olması gereken bir isimdir. 7 numaralı Heva, zor kazanan bir isim olsa da, boş kilosu, Vedat Deklaresi ve çim pisti iyi koşması ile, bir şans verilmeyi hak ediyor. İkinci sıradan kuponlarda bulunduralım daha sonra, ağır kilolarına rağmen, kaliteleriyle bu mesafede şanslı olmalarını beklediğimiz, 2 numaralı mala moya ve 1 numaralı obradayı yazalım. Obrada'nın çimi biraz eksik olabilir ancak, sert grupta start aldığı son çim yarışındaki, yakın ara dördüncülüğünü biz çok beğendik. Bugün kısalın mesafede çok ters koşabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşu için rakamsal sıralamamız, 4, 7, 2 ve 1 şeklindedir. 5. Koşu 3 yaşlı dişi İngiliz Taylor'ının, Maiden yarışı, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Dişilere ait uzun mesafeli Maiden yarış, oldukça zor gözüküyor. Fakat, hem pedigri olarak, hem de yarışlarındaki görüntülerine istinaden, bu koşuda sizlere iki isim önereceğiz. 8 numaralı Lollipop ve 14 numaralı Whispering Angel, bu mesafede ve çim pistte iddialı olmasını beklediğimiz isimler. Biraz riskli olsa da bu ikili arasından bir birinci çıkmasını beklediğimiz için başka rakip önermeyeceğiz. Sizler varsa tuttuğunuz atları bu koşuda ekleyebilirsiniz. Bizim sıralamamız 8 ve 14 şeklindedir. 6. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, Grup 3, Nail Avunduk koşusu, 2000 metre sentetik kum pistte koşulacaktır. 4 numaralı Kara Mustafa, hayatının en iyi durumunda. Aralık ayından bu yana düzenli yarışan ve başarılı olan Kara Mustafa, bu kez lehine şartlarda yarışacak. Son yarışında, kısa mesafeli çim pist yarışında bile etkili bir son vererek kazanmayı başarmıştı. Bugün ise sert rakipleri mevcut fakat bunlar sürekli üstünlük kurabildiği isimler. Umutlu ve Bilirhan gibi mutlaka liderlik isteyecek süratli atların olduğu bu koşuda yarışın temposu da süratli başlayacaktır. Herhangi bir trafik sorunu yaşamaması durumunda Kara Mustafa'nın yine kazanmasını bekliyor ve banko öneriyoruz. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının katılacağı, Handikap 21, 7 kule surları koşusu, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda kilo farkları olsa da, bizce yarışın ağır tempoda geçme ihtimali yüksek olmasından dolayı, koşuyu ağır kilolu favorilerden biri kazanacaktır. Favorimiz bir numaralı sarı yerli olacaktır. Liderliği almasını beklediğimiz bu isim, Erhan Aktuğ'un akıllı binişiyle, çıktığı gibi bitirebilir. İlk rakibi onu yakın takip edecek olan 3 numaralı Boza olacaktır. Bu aralar çok formda olduğunu gördük. Her an yarış kazanacak seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da 2 numaralı Gurbet Ateşini yazalım. Ahmet Çelik idaresinde kendisi için uygun grupta start alacağı için ihmal edilmemesi gerektiğini düşündük. Yarışı da çok gerilerde takip etmezse düzlükte öndeki rakiplerini yakalama şansı olacaktır bu koşudaki sıralamamız, 1, 3 ve 2 şeklindedir. Sekizinci koşu. Üç yaşlı dişi İngiliz taylarının, maiden yarışı, 1900 metre çim pistte koşulacaktır. 2 numaralı Czech Paradise, gücünü geç alan ağır kanlı bir isim. Son çim yarışında, sonlarda çok etkili gelmiş ama bu atakları kazanmasına yetmemişti yarıştaki diri görüntüsünü çok beğendik. Bugün yarışı süratlendirecek birkaç isim daha olsaydı, muhtemelen banko bile önerebilirdik. Muhtemelen liderliği mor salkım alacaktır. Onu da iç kulvardan bir numaralı Queen Ayça yakın takip edecektir. Queen Ayça, kazanma karakteri düşük bir isim olmasına rağmen, son yarışında trafik sorunu yaşamamış olsaydı, kolay bile kazanırdı diyebiliriz. Yani isterse bugün de kazanmayı başarabilir. Erhan Aktu idaresinde, muhtemelen düzlük üzerinde mor salkımı atlayıp, geriden gelebilecek ataklara direnmeye çalışacaktır. Bizce en etkili sprinter Czech Paradise olduğu için, geçilirse ancak ona geçilebilir. Biz bu koşuya 2 ve 1 numarayı ayırımsız yazalım ve son koşuya geçelim. Dokuzuncu koşu. 4 yaşlı dişi Arap atlarının, şartlı 4 yarışı, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşunun da iki at arasında geçeceğini düşünüyoruz. Bir numaralı canım çıtır, sahada oldukça dillenen ve güvenilen bir at. Karataş idaresinde kazanması bekleniyor. Ancak son çim yarışları çok iyi olan iki numaralı Aslı Yüce'nin de ihmal edilmemesi taraftarıyız. İki at yazarak rahat bir koşu izleyebiliriz diye düşünüyoruz. Sizler bütçenize ve kurgunuza göre değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. İstanbul yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızda bahsettiğimiz isimlere göre oluşan şablon tutarlarımız ilk altılı için 24 lira, ikinci altılı için 9 liradır. Dilerseniz tuttuğunuz atları ekleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Herkese bol şans dileriz. İyi akşamlar.